Kıymetli süper güç takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Dünyadan önemli gelişmeler var. NATO yetkilisi yaptığı açıklamada üye ülkelerin silahlanma kontrolü ve silahsızlandırmaya ilişkin anlaşmaların ittifakın güvenliğine önemli katkı sağladığı konusunda hemfikir olduğunu belirtti. Brüksel'de düzenlenen 2018 NATO zirvesinde müttefiklerin Rusya'nın açık semalar anlaşmasını, özellikle Rusya'nın bazı bölgelerde uçuşları kısıtlamasından endişe duyuyoruz ifadesini kullandı. NATO yetkilisi üye ülkelerin açık semalar anlaşmasının geleceğini görüşmek amacıyla bugün daimi temsilciliklerden oluşan NATO Kuzey Atlantik Konseyi'nin toplanacağını bildirdi. Kuzey Atlantik Konseyi, NATO'nun en üst düzey karar alma mekanizması olarak biliniyor. ABD Başkanı Trump, Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar açık semalar anlaşmasından çekileceğini açıklamıştı. Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren açık semalar anlaşmasını imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak görülen 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye'de yer alıyor. Rusya 5 Şubat 2016'da Açık Semalar Anlaşması çevresinde Türkiye'de gözlem uçuşu talep etmiş, ancak bu uçuşun rotası üzerinde Açık Semalar Anlaşması çevresinde mutabakat kanılamamış, uçuş gerçekleştirilmemişti.